Su, gömlek şıklığı konseptinde nasıl planların var bakalım? Şimdi benim konseptimde bir tane minnoş magazin programı benim. Evime geliyor. Evde işte dolabıma bakıyoruz. Hani bütün ünlülerin evine gidiliyor ya öyle. Öyle ağırlayacağım onları. Tabii kamera eşliğinde olacağı için şık olmam gerekiyor. Özeniyor olmam gerekiyor. Peki üzerindeki gömlek elbise ne kadarmış? 120 TL. Çok uygun. Tabii ki bunu çıkarmam lazım. Ebru giysin bunu. Neden böyle dedin ki? Yine Emel kendi yaşına göre, yani gerçek yaşına göre giyiniyor. 45 yaş üstü giyiniyor. Ama Ebru 38 yaşında olduğunu asla kabul etmiyor ve asla yaşına göre giymiyor. Minnak bir baby gibi giyiniyor adeta. Çıkarmam lazım bir ses. Hadi bay. Suyu orada bırakıp Ferda Nur'la buluşuyoruz. Çok güzel siyah bir gömlek elbise denedim. Elbise bir tık dar sanki. Bir tık mı? Bak tık tık. Yani bir 3 tık falan. 129.99. Fiyatı da çok ucuz. Su dün Gülşah Hanım'dan aldığı iltifatları hak etti mi sence Ferda Nur? Çok öf, aman Allah'ım, değildi ama şıktı. Bir kıyafet daha var, onu da deneyip hemen geliyorum. Şimdi kameraları Banu Noyan'la Neslihan buluşmasına çeviriyoruz. Ay bunu ben mi denesem acaba? Çok mu yazdık kaldı baba? Yazdık o zaten. Ay ben bunu bir deneyeyim mi? Banu Hanım, bakıyorum da hemen alışverişe başladınız. Evet, çünkü Banu Hanım söyledi Bakırköy'e gittiğimde. Alışveriş yapacağım demişti. Nasıl? Çok güzel oldu. Ama bu bir spor değil mi? Biraz spora kaçmıyor mu? Spora kaçsın. Bunun altına çorap çizmeyi, uzun topuklu çorap çizmeyi çaktın mı? Bu şahane bir şey olur. Şimdi bir tane denedim ben, onu göstereyim size. Bu elbisenin renkleri nasıl sizce Banu Hanım? Çok renkli, çok iddialı tabii. Ama tabii bu gömlek elbise sayılır mı? Bir daha var. İşte sayılır mı? Sayılmaz. Bakacağım. Sayılmaz. Bulamadık diyorlar. Daha dakika bir gol bir buldum yani. Neslihan'ın gömlek elbisesine göz atıp yeniden Banu Noyan'ın peşine düşüyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben yaptım alışverişimi, onlar yok. Siz alışverişi bitirdiniz. Kızlarsa hala gömlek elbise arıyor. Kolay değil tabii yarışma. Ben anlıyorum aslında. Banu Hanım, ararsanız ben Ebru'nun yanındayım. Birkaç mağazaya daha gitmem gerekiyor bence. Ama aslında denediklerimin arasında bir tanesine sıcak bakıyorum. O çok beğendiğim parçayı jüri beğenir mi sence? Aslında jürinin beğenmesi gerçekten çok önemli. Çünkü gerçekten hepsi işinin ehli. Sonuç itibariyle ben de kendi tarzımı yansıtmak istiyorum. Aslında ben bu benim tarzım diyorum ama jüri beğenmez diyorum. Bir de mesela Gülşah Hanım'ın tarzına inanılmaz bayılıyorum. Dün işte bir cümle kurdu ve ben ona biraz kırıldım. Dedi ki sosyal medya hesaplarınızı arttırmak için burada bulunmayın. Özen göstererek gelin şu. Ben özen gösterdiğime inanıyorum. Zaten çok yeniyim. Ama sosyal medya takip sayım artsın diye değil. Tarzım için buradayım. Betül, gömlek elbisen nasıl oldu sence? Çok güzelim. Harikayım, şahaneyim. Söyleyin bana, var mı daha güzeli şu dünyada? Ah, kızların en güzeli zaten benim, biliyorsunuz. Üzerindeki elbise de çok şıkmış. Kendimi bunun içinde çok güzel hissediyorum. Çok güzel bir elbise bu. Hangisini alsak, ben de bilemedim. Betül, acilen kafanı toplaman lazım. Ama nasıl? Betül, iyi misin? Gerçekten kafamı. Kafamı böyle geldi benim. Ne oldu? Karlı yollardan geçtim. Kapıyı nasıl görmezsin Betül? Ya ben böyle dedim ki girerken böyle bir şey gireyim. Hızlı giriş tutamadım hızımı. Zaten sakarlığım bu aralar üzerimde. Ay kafam. Bakayım. Buz ister misin? Yok. Aslında hızlı bir giriş yapacaktım ama camı hesap edememişim. Ne oldu? Çarptım. Durup gitti. Böyle beynim sarsıldı ama bir şey yok. Bakalım Betül kendine nasıl bir gömlek elbise arıyor. Emel böyle. Tansiyonum düştü şekerim, tavan yaptı. Çaktırma numaradan bayıldım. Ah Kemal Bey. Şekerimi fırlattı bu kızlar Kemal Bey. Emel, numaratör Emel, oyuncu Emel.